Cezayir Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Seher Hanım. Şimdi sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce biz sizleri tanıyalım istiyoruz. Ben 1965 Bingöl Genç Sosun Köyü'nde dünyaya geldim. 1987'nin sonunda doğrudan ticarete başladım. O günden sonra hep ticari işlerle uğraşıyorum. Allah'a çok şükür bugüne kadar da bayağı bir başarı sağladım. Bu arada evliyim, 3 evladım var. Birazcık bilgi edinmek istiyoruz. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Biz burada aslında otomotiv alım satımını yapıyoruz. Ama bundan daha ziyade, yani para kazanmanın dışında, öncelikle ben insan kazanmayı hedefledim. Ve hedefime de ulaştım. Allah'a çok şükür. Aslında bizler burada alım satım yapıyoruz. Şimdi alım satımda nelere dikkat ediyorsunuz? Biz şimdi öncelikle şuna dikkat ediyoruz. Biz önce arabayı alırken tamamen bir müşteri, bir binici olarak bakıyoruz. Onun başta ekspertizini yapıyoruz. Hiçbir arabayı almıyoruz aslında. Kesinlikle almıyoruz. Önce bir ekspertizini yaptırıyoruz. Ondan sonra bu kilometre kaydı diye bir şey var. Kilometre kaydını sorgulatıyoruz. Kilometresi orijinal midir, değil midir? Onu öncelikle sorguluyoruz. Sonra hasar kaydını sorguluyoruz. Sonra aracın satışıyla alakalı, satışında bir engel var mıdır, yok mudur? Onu araştırdıktan sonra satışımızı gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Aslında sizler burada tamamıyla şeffaf bir şekilde çalışıyorsunuz. Aynen. Bütün işlemleri aslında gerekli olan mecralarda gerçekleştirmiş oluyorsunuz ama ben şunu da çok merak ediyorum. Peki burada hangi segmentte araçlar satıyoruz bize? Yani burada özellikle şunu söyleyeyim. Şu aralarda şöyle 150-500 arasında, yani 150 ile 500 bandındaki araçları daha rahat satabiliyoruz. Daha fazlası lüks oluyor. Buralar karlı, kışlı bölgeler olduğu için fazla rağbet görmüyor. Daha düşüğü de buralarda hani eski araba olduğu için fazla tamir görüyor. Tamir gördüğü zaman da bunun müşteri bizden biraz soğutuyor. Hmm, o anlamda evet, biz daha fazla böyle modeli yüksek, markası fazla böyle popüler markalar değil. Aslında bölgenin ihtiyacı olan markalarla çalışıyorsunuz diyebilir miyiz? Tabii mesela bölgenin ihtiyacı olan bazı markalar vardır. Biraz daha araziye göre biraz daha yüksek, yerden yüksek. Yol kavramına tabii dikkat ediliyor. Bu bizim buradaki yollar öyle fazla standartlara uygun yollar değildir. Her ne kadar bu son yıllarda da biraz standartlara uygun yollar yapıldıysa da o da ana arterlerdir. Diğer yollarımız öyle pek ahım yollar değildir. Peki sizler burada satışı gerçekleştirdikten sonra destek sağlıyor musunuz? Daha doğrusu satış sonrası destekleriniz var mıdır? Bizim şöyle, yani bizim satışlarımızda eğer küçük mezralarda müşterilerimizin parası eksikse biz onları fazla böyle bankaya falan muhtaç etmiyoruz. Kendimiz onu tahsislendiriyoruz. Ancak bunu yaparken de tabii bir güvenin oluşması gerekiyor. Yani nasıl biz müşteriye güven sağlamışsak müşterinin de o güveni bize sağlaması gerekiyor. Veya bir kefil vermesi gerekiyor. Eğer biz o paramızı %100 alacağımızı biliyorsak öyle bir imkan sağlıyoruz müşterilerimize. Ama paramızın heba olacağına da inanıyorsak onu da yapmıyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ve bu güzel sohbetiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Siz de bu imkanı verdiğiniz için size gerçekten teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşça kalın.